SSK, Bağkur ve milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Kök aylığı 5500 lira ve altında olan emekliler dikkat. Yeni oran ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. SSK ve Bağkur emeklilerinin kök maaşlarına yapılan zammın %37,57 olduğu açıklandı. Ancak birçok kişinin aylığı en düşük emekli maaşı olan 7500 TL sınırına takıldı. Bu nedenle Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme için iki bakanlığın çalışmalara başladığı ortaya çıktı. 2024 emekli maaşı tabloları hazırlanırken, genel olarak gözden kaçırılan bir detay ortaya çıktı. Yeni hesaplamalar 4A, 4B, 4C emeklileri için nasıl yapılacak, işte detaylar. Özel çalışma başlatıldı. Memur ve işçi emeklileri arasındaki emekli maaşı zammı farkı 11,68 olarak belirlendi. Ancak, SSK ve Bağkur emeklilerine, Memur emeklileriyle benzer şekilde %49,25 oranında bir artış yapılması için eşitlik sağlanması hedefleniyor. Bu yönde yapılan çalışmalar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyon içinde özel bir çalışma yürütüyor. En düşük emekli aylığında formül. Emekli maaşlarındaki artış formülünde öne çıkan yaklaşım İlk olarak en düşük emekli maaşının belirlenmesi ve ardından refah payı, sabit zam ya da emekli kök aylığı için adım adım artış yapılmasıdır. SGK uzmanları, emekli maaşlarında adil bir düzenlemenin sağlanması için kök maaşların kategorize edilmesinin gerekli olduğunu savunuyor. SGK baş uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kök aylığı 5500 TL'nin altında olanlara farklı, 5,500 ila 6,000 TL arasında olanlara farklı bir artış, 6,500 ila 7,000 TL arasında olanlara ise farklı bir artış yapılması gerektiğini belirtiyor. Tahminler o rakamları işaret etti. Zamlı emekli maaşı hesaplamasında ilk adım olarak kök maaşa %4'lük bir ek ödeme ekleniyor. Daha sonra hazine desteğiyle bu rakam en düşük emekli maaşı seviyesine getiriliyor, 2024 için en düşük emekli maaşı tahminleri 10 ila 11.500 TL arasında değişiyor. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Konunun ilk kabine toplantısında detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Bunun ardından en düşük emekli maaşındaki artışlar üzerinde karar alınması meclis aşamasına geçecek. TBMM'nin çalışmalarına ara vermesinin ardından 16 Ocak'ta tekrar toplanması planlanıyor. Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar sorusu hala milyonlarca kişinin gündeminde ve iki olasılık ön planda. SSK emeklileri genellikle ayın 17'si ile 26'sı, Bağkur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını alıyor.